Herkese merhaba Şifre.net izleyenleri. Bugün herhangi bir basın toplantısında değiliz. Herhangi bir ürün lansmanında da değiliz. Bir ürün incelemesi de yapmayacağız değil mi? Bir şey incelemeyeceğiz. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Çok güzel insanlarla beraber olacağız ve gerçekten şunu söyleyeyim. Eğer teknoloji basından birisini takip ediyorsanız, takip ettiğiniz YouTuber'lardan herhangi birisi varsa büyük ihtimalle biraz sonra göreceğiniz masada yemek yiyor olabilir. Nasıl bir yerdeyiz? Şu anda CVK Park Bosporus'tayız ve SDN iftarındayız. Normalde yaklaşık bir 10 senedir var ve genellikle çalışanlarımız, eski çalışanlar ve sektörden meslektaşlar diyelim. Böyle bir grupla iftarlar veriliyordu ama bu seneki daha büyük oldu, bayağı büyük oldu. Furkan'ın dediği gibi her türlü bu sektöre farklı noktalardan dokunan herkes burada olacak. Daha sonra iftardan sonra röportaj yapacağız. Ama herkesi tabii karşınıza getiremeyeceğiz ama detaylarda kimlerin olduğunu göreceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan sizi iftardan sonraya davet ediyorum. Bizim YouTube kanalımız olduğu için biz konuşmayı çok seviyoruz ama bu sefer çok konuşmayacağım, çok kısa keseceğim. Şimdi burada kimler var? Teknoloji üretenler var. Apple, Google, Microsoft, Tesla'ya kadar birçok marka var. Onun dışında teknolojiyi anlatanlar var, meslektaşlarım var. Bugün rekabet yok zaten. Hepimiz aynı masadayız. Influencer arkadaşlarım var. Teknolojiyi anlatıyorlar vatandaşlara. Ve bunun dışında devletimizin önemli kurumlarını temsilen çok kıymetli misafirlerimiz var. Hepinize ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İnşallah seneye yine görüşürüz. Geldiğiniz, vakit ayırdığınız için ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir konuşma dinlemek için Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Ömer Fatih Sayan'ı sahneye davet ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından bugün Şifre.net'in davetini kırmayarak bugün bizlerle birlikte olan teknolojiyi üretenler, teknolojiyi anlatanlar ve teknolojiyi kullananlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmelerine önemli katkıları bulunan Şifre.net tarafından düzenlenen iftar programı vesilesiyle ben de sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ederek hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin kalbi, teknolojik anlamda kalbi bugün burada atıyor. Allah muhafaza bu salona bir şey olsa ben bilmiyorum. Yarın ne olur Türkiye'de teknolojiyi kim anlatır, kim üretir ve kim lider bütün teknolojileri? Onu düşünmek bile istemiyorum ama iyi ki varsınız. Hep birlikte buradayız ve Hakkı Alkan Bey'e bu noktada bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Çok mutlu olduk sizi gördüğümüz için. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz. Çok önemli mesajlar verdiniz. Teknolojiyi üretenler buradaydı. Teknolojiyi anlatanlar buradaydı. Teknolojiyi kullanırken yasaları koyan, sektörü destekleyen kişiler olarak sizler de buradaydınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, gerçekten teknoloji dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getirdiniz iftar sofrasında. Biz çeşitli toplantılar vesilesiyle tabii çok sık bir araya geliyoruz. Tüm paydaşlarla, sektör paydaşlarıyla ama açıkçası ilk kez bir iftar sofrasını bu kadar geniş katılımlı gördüm ben. Sizin de ifade ettiğiniz gibi geliştirenler, üretenler buradaydı. Satanlar, pazarlayanlar buradaydı. Sizler gibi toplumla teknolojiyi
buluşturanlar, tanıştıranlar ve bizler bir aradaydık. Çok hoş, Ramazan'ın da güzelliğine yakışır bir akşamdı. Biz teşekkür ediyoruz size. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bundan sonra çok güzel yol haritanız var. Paylaşabileceğiniz haberler var mı? Yakın zamandaki böyle ajandanızdan bize. Evet, tabii Türkiye artık sık sık Turkorn haberleri duyuyor malumunuz. Son 2 yıl içerisinde 6 teknoloji girişimimiz milyar dolar değeri aştı. Önümüzdeki dönemde benzer değerlemelere ulaşan yeni teknoloji girişimleri olacağının müjdesini verebilirim. Çok uzun olmayan bir zamanda bunların haberlerini sizler yapıyor olacaksınız diye düşünüyorum. Tabii bir yandan Türkiye'nin otomobili malumunuz bütün bir toplum heyecanla bekliyor. İnşallah bu yılın sonunda artık TOG yollarda olmuş olacak. O da inşallah uzun bir beklentinin sonucunda milletimizle buluşmuş olacak. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ayağınıza sağlık. Genelde bir basın toplantılarında buluşuyoruz. Bugün iftarda buluştuk, bizim iftarımızda. Bir ürünle ilgili konuşmayacağız, sadece düşüncelerinizi merak ediyoruz. Ya tabii Ramazan sofraları çok özel. Yani burada o bütün güzel duygular da yaşanıyor. Gülen yüzleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Burada şirketlerden vardı, kamu tarafından vardı, üretici vardı, tüketici vardı. Gerçekten çok keyifli bir iftardı. Biz de burada olmaktan çok son derece mutluyuz yani. Ya bu zaten işte ekosistemin bir arada bulunması çok değerli. Bu iftarı da özel kılanlardan bir tanesi de oydu bence. Ve burada gerçekten çok keyifli anlar yaşandı. İnsanlar belki de o arada hani birbirlerine olan o şeyi, muhabbeti gösterdiler ve belli konularda ihtiyaçları varsa onlardan da bahsetme fırsatı buldular. Aslında onun için bu iftarı ben çok başarılı da buldum. Katılımı da çok yüksekti. Sizlerin misafirperverliği dillere destan bir şey diyebiliriz yani. İftarımıza gelenlere çok güzel bir hediye poşeti vermiştik. O hediye poşetin içerisinde teknolojik ürünle beraber güzel bir hediye çeki vardı. Biraz Hybrak'tan bahsedebilir misiniz? Hani bilmeyenler için. Tabii ki. Hybrak bir e-ticaret firması. Türkiye'de hizmet vermeye başladı. Yaklaşık 3 yıldır hizmet veriyoruz. Türkiye'de İstanbul içinde kendi araçlarımızla teslimat yapıp aynı gün tüm Türkiye'ye kargo hizmeti sunuyoruz biz. Ve 40 bin çeşide yaklaşık ürünümüzle, ürün gamımızla beraber tüm herkese hitap edebilecek şekilde ürünlerimiz var. Ve tüm kalitemiz, disiplinimiz bu mottoyla yola çıkarak yaşam için her şey diyoruz. Şimdi e-ticaretle ilgili notlarımızı verdikten sonra iftara geliyoruz. Nasıl buldun abi iftarı? Ya abi iftar gerçekten çok güzeldi, çok başarılıydı. Yani öncelikle Shift Elite ailesine ve Hakkı Alkan'a çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel ve samimi bir ortamdı. Güzeldi ya, çok başarılıydı. Çok güzeldi, çok güzel geçti, çok verimliydi. Türkiye'de teknoloji anlamında yazılımdan, donanımdan, editörden yani herkes buradaydı. Çok güzel geçti. Bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz. Gerçekten Türkiye adına olabilecek en güzel etkinliklerden biriydi bence teknoloji adına. Çünkü dediğim gibi yani üreten de burada, kullanan da burada, tüketen de burada, herkes buradaydı. Yabancı markalar, yerli markalar, yerli üretimin gücü bugün buradaydı. Aynı masa etrafında toplandık. Çok güzel bir organizasyon oldu. O yüzden bunun için Hakkı Alkan, Shift Elite ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Skytech'te Türkiye'de televizyon üretimi yapan yerli bir şirket. İncelemeleri de Shift Elite'de var. Yeni incelemeler için de yeni modelleri bekliyoruz. İnşallah 2022'nin son çeyreğinde yeni modelleri inşallah beraber inceleyeceğiz. Peki izleyenlere ne söylemek ister? Yani buradaki ortamda olmayan insanlar, mesela dışarıdan merak edenler ne söylemek ister? Ya keşke imkan olsa da işte dışarıda takipçileriniz, bizleri sevenler, sizleri sevenler de katılabilse de burayı, bu atmosferi soluyabilse, ama maalesef işte sayı sınırlı olabiliyor ancak böyle organizasyonlarda. Ama böyle bir atmosferi tabii Türkiye adına çok önemli. Onlar da bunu Shift.net kanalında zaten izleyecekler. Buradaki atmosferi bence onlar da göreceklerdir. Bugün misafirlerimize çok güzel bir hediye poşeti hazırlamıştık. Bunların içerisinde geleneksel hediye olarak ne oluyor? Bir kalem, bir not defteri de var. Ama biz de dedik ki biz yenilikçi bir şirketiz. Teknoloji anlatıyoruz, teknoloji konuşuyoruz. Teknolojik de bir hediyemiz olsun dedik. Onu da Mektodo sağladı bize. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii ben de teşekkür ederim. Çok faydalı bir iftar programı oldu. Birçok yönetici, influencer, teknolojiyi kullanan, teknolojiyi üreten insanlarla tanıştık. Ve bizim için de çok güzel çalışma oldu. Bu iftarda sayın bakanların katılması,
işte milletvekillerinin katılması, Apple'da ve Turkcell'de yüksek düzeyde yöneticilerin katılması aynı zamanda çok güzel bir hava kattı. Yani çok memnun olduk. Onlarla tanışmış olduk. Bu tür organizasyonlarda biz sponsor olmaya devam edeceğiz. Katkı sunmaya devam edeceğiz. Ve bugünkü dağıttığımız o adaptör ve kablo da bizim için birçok kişiye aslında ulaşmak istediğimiz bir arada yani ulaşamadığımız insanlara ulaştırmış olduk. Bu da tabii memnuniyet verici. Herkes adaptörümüzü, kablomuzu veya sattığımız tüm aksesuarları bir şekilde ulaşıp denemelerini yani kullanmalarını tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Bu güzel vesileyle biz de bir araya gelmiş olduk. Hem sektörden çok önemli yazarlar, hem sektörün çok önemli oyuncularının yöneticileri, sizler ne mutlu bize. Gerçekten tüm teknolojinin buluştuğu bir etkinlik oldu. Ellerinize sağlık. Bu güzel ayın vesilesiyle bizler de bir araya gelmiş olduk. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzeldi. Güzel oldu. Özellikle Tolga. Hakkı'yı gerçekten burada teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten ayrı bir kapsamda, boyutta oldu. Hepimizi burada buluşturdu. Teknoloji ihraç etmemiz noktasında, ülkemiz anlamında bu kadar katma değeri yüksek ürünlerinde ihtiyacı olduğum noktada böyle bir etkinlik güzel oldu. Devletten de katılım oldu. O açıdan da iyi. Bakalım. Üreten, anlatan, destek veren her sektör neredeyse buradaydı. Çok güzel bir etkinlik oldu bence. Yani ben Şirket.net'te çalıştığım dönemde de biz iki iftar yaptık zaten beraber ama daha çok böyle basın ekibi yani diğer basındaki arkadaşlarla birlikteydi ama yani bu kapsam biraz büyük olmuş, güzel olmuş. Bence çok keyifliydi. Çok güzeldi. Önemli kişileri, önemli kurumları, önemli içerik üreticilerini bir araya getirmiş bir akşam oldu. Bence Hakkı abiye teşekkür etmek lazım. Hepinize teşekkür etmek lazım. Bize de güzel bir fırsat oldu. Uzun evet zaman ya. Sonra tekrar bir araya gelebildik. Ya, benim 3. ya da 4. iftarım bu. Artık ama, sayamıyorum. Ama ya şey değil. Onlar iftarsa bu başka bir boyut oldu. Ha, bu ayrı bir şey. Ben iftar deyince Hakkı abi iftara gel falan deyince böyle bir şey beklemiyordum. Bu beklediğimin çok 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 üstünde bir şey olmuş. Yani bu kadar insanın burada toplanacağını, bu kadar kalabalık bir ortam olacağını hayal bile etmiyordum. Ya ben bayağıdır röportaj için dolaşıyorum. Bizim Şifte.net'ten insan görmemeye başladım. Hepsi bizim masada toplanmışlar. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Şimdi gecenin mimarı Hakkı Alkan'ın yanına geldik. Merhabalar. Abi ben daha yeni yemek ye. Afiyet olsun. Valla bir video var ya böyle kamera olunca yemeği bırakıyorlar. Şu an öyle oldu. Valla aşırı mutluyum. Sesim kısıldı çünkü çok konuştum. Ne diyebilirim valla muhteşem. Zaten bu bizim yeni başladığımız bir şey değil. Bu bizim 10. iftarımız. Bu sefer sadece sektörü açtık. Bir de hani devlet temsilen de sağ olsun büyüklerimiz geldi. Aşırı mutluyum yani. Dostlarımı gördüm yani. Bir de ekip olarak baksana abi şu etkinlik bitti. Şu an bildiğiniz zafer kutlamasını yapıyoruz. Videoda Gökele'yle de konuştuk. O 6. iftarıymış. Evet. Ama ben böyle bir iftar görmedim. Çok şükür yani gelenler bereket kattı. Gökele de sağ olsun. Kaan vardı. Eski dostlarımız var. Meslektaşlarımız vardı. Yani rekabet yok burada. Hepimiz burada teknoloji yapanlar var. Teknolojiyi anlatanlar var. Çok keyifliydi ya. İyi ki geldiler. Bizi de izleyenlere teşekkür ederiz. Bu videoyu beğensinler ki böyle bize bir motivasyon olsun. Her sene daha büyüğünü yapalım. Vallahi sayamadığım kadar çok oldu. O kadar çok oldu mu? 6 yıldır Şifte.net'te çalışıyorum. Sadece geçen yıl pandemiden dolayı yapmamıştık. Onun haricinde her yıl katıldım. Ama bu en güzeli ve en görkemlisiydi gerçekten. Yani çok mutluyum. Üstelik bütün ekip arkadaş, eski çalışanları da gördüm. Beraber olduk. Sektörün en güçlü isimleriyle tanıştım. Onlarla bir arada olduk. O yüzden devamını diliyorum. Bak şimdi yorumlara şunu bekliyorum. Bu adam Cavit'e mi Güllü Erhan'a mı benziyor? Gül taktığınızı yani, düşünün. Gülüm yok o kadar. Güllü Erhan ama Cavit'e daha çok benziyor. Zaten ben, Cavit mi Cahit mi? Cahit abi. Cahit. Ben buraya teknoloji kimliği sıfatımla gelmedim zaten. Çıkışta pasatımı alacağım. Bebeği turlayacağım, gezeceğim abi. Velhasıl kelam, valla çok güzel bir etkinlik oldu bizim açımızdan. Çünkü ev sahibi olarak gerçekten çok mutlu olduk. Bütün sektör buradaydı. O nedenle ben çok mutluyum. Ama tabii yorgunuz da. Çünkü çok çalıştık.
ama keyifliydi. Ben çok mutluyum. Gerçekten bayağı uzun süredir uğraşıyoruz bu iftar daveti için, birkaç haftadır. Sürekli koşturuyoruz ama tüm yorgunluğumuza, bütün o uğraşlarımıza değdi gerçekten. Bütün sektörün bir arada olduğu, herkesin böyle herkesle sohbet ettiği çok keyifli bir akşam oldu. Tekrar buradan kazanan herkese teşekkür edelim. Devamında yine yapacağımıza da eminim. Bundan sonraki tüm davetlerde yine umarım bizim yanımızda olursunuz. Her şey için teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, SDN iftarın sonuna geldik. Güzel ve dolu bir video olduğunu düşünüyorum ama buradaki iftar daha güzeldi. Şöyle söyleyeyim, ben de toplamda bayağı uzun yıllar Şifdetnet'te çalıştım. Şifdetnet'in eski halinden bugüne olan gelişmeyi görünce insan hakikaten gurur duyuyor. Gerçekten güzel, büyük bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese de, katılan da herkese teşekkür ediyoruz. Okur buluşmaları ya da fiziksel aktiviteler, böyle herkesle iç içeli olalım etkinlik istekleri varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz etkinlikler olabilir. Her an her şey olabilir diyoruz. Talepleriniz, istekleriniz, görüşlerinizi yorum yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.